Açılış konuşmalarına geçmeden önce yoğun programı sebebiyle kurultayımıza katılamayıp iyi dileklerini ileten CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz, Bursa AK Parti Milletvekili Canan Candemir Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara'ya iyi dilekleri için teşekkürlerimizi sunuyorum. Açılış konuşmalarını arz ediyorum. EMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Remzi Çınar'ı açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, çok değerli hocalarım, kurumlarımızın çok değerli yöneticileri, Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın değerli yöneticileri, değerli oda başkanım, oda organlarımızın çok değerli üyeleri, kıymetli meslektaşlarım, değerli basın mensupları, değerli konuklar, sizleri şahsım ve şube yönetim kurulumuz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizin gelişmesinde sürükleyici sektörlerin başında gelen elektronik sanayinin 2 gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarla değerlendirilerek bu alanda uygulanacak politikalara destek sağlayacağını düşündüğüm Türkiye Elektronik Sanayi ve Elektronik Mühendisliği Kurultayı'na hoş geldiniz diyorum. Kurultay, elektronik sanayi, teknoloji üretimi, teknoloji yönetimi, teknoloji politikaları, tasarım, stratejik elektronik bileşenler, elektronik mühendisliği eğitimi konularında çalışma yürüten akademisyen, uzman, araştırmacı, mühendis, sanayici kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bir araya gelerek elektronik sanayimizin gelişimi ve geleceğinin belirlenmesi için oluşturulması gereken politika stratejilerinin ilgili çalışmaların sunulduğu ve tartışıldığı ortamların yaratılması, Kurultay sonuç bildirgesinin hazırlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Türkiye elektronik sanayi yaklaşık 50 yıl önce montaj sanayi olarak başlamış ve 20. yüzyılın ikinci yarısında sonra hızlı bir gelişme ile birlikte 21. yüzyılda bu hızlı gelişmesini sürdürerek bütün sanayi dalları için vazgeçilmez bir sektör haline dönüşmüş durumdadır. Türkiye elektronik sanayi 100 yılın en fazla iş gücü barındıran sektörü olarak büyük bir gelecek vaat etmektedir. Artık elektronik tek başına bir sanayi dalı olmaktan çıkmış, diğer tüm sektörleri de geliştiren, temel ve doğuran bir sanayiye dönüşmüştür. Bugün çeşitli yönleriyle olgunlaşmış ve belirli birikimleri olan bir sanayi kolu durumuna gelmiş bulunmaktadır. Türk elektronik sanayisine dünya ölçeklerinde ve Türkiye ekonomisindeki payı açısından bakıldığında istenilen boyutlarda olmadığı görülmektedir. 1980'li yıllarda PTT, telefon yatırımları hız kazanması, renkli TV yayınına geçilmesi ve son yıllarda iletişim sektöründe kaydedilen gelişmeler ile ülkemizde elektronik sanayinin gelişimi ivme kazanmıştır. Türkiye'nin 1980 sonrası uluslararası iş bölümündeki rolü katma değeri düşük, emek yoğun sanayideki çalışmalarla yoğunlaşmıştır. 1980 sonrası dönemde Türkiye ihracatının yaklaşık %70'lik bir kısmını emek ve kaynak yoğun mallarla gerçekleştirirken, farklılaşmış ve bilim yoğun mallarda neredeyse tümüyle ithal bağımlı bir yapıya dönüşmüştür. Bu görünümüyle 1980'leri izleyen yıllarda Türkiye emek ve kaynak yoğun tüketim ve ara mallarında uzmanlaşmış ülke konumunu giderek pekiştirmektedir. 1980'lerin sonunda ihracattaki gerileme ve 90'lardaki gelişmelerle birlikte bilim ve teknolojiyi üretme, uygulama önem kazanmıştır. Bu tarihlerde yüksek katma değerli ürün üretme gerekliliği sık sık vurgulanmaya başlanmıştır. Üretim süreci sermaye yoğun hale gelmiş, 2000'li yılların bu eğilimi pekişmiştir. İmalat sanayinde 97-2000 yılları arasında ara malı ve yatırım malı üretiminin tüketim mallarından daha hızlı bir artış içinde olduğu görülmektedir. 1980 ile 2005 arasında en hızlı üretim artışının haberleşme cihazları sektöründe olduğu, ikinci sırada taşıt araçları üretiminin geldiği, 2000-2005 yılları arasında geleneksel ihracatçı sektör olan tekstil, giyim, deri, kömür, mobilya sektöründe ise üretim artışının göstermediği gözlemlenmektedir. 2002-2006 yılları arasında en yüksek büyüme görülen ilk 4 sektör olan büro makineleri ve radyo TV cihazları yüksek, taşıt araçları ve makine tesisat orta yüksek teknoloji endüstriler grubunu girmektedir. Yine aynı dönemde imalat sanayi ortalamasının üzerinde büyüme görülen tıbbi aletler yüksek, kimyasal maddeler ve elektrikli makine cihazları da orta yüksek teknoloji grubuna girmektedir. Uluslararası rekabet içinde ayakta kalmak isteyen yerli sermayenin
son dönemde ARGE teşvikleri, üniversite sanayi işbirliği, teknoloji politikası, patent ve fikir mülkiyeti gibi konuları sıkça gündeme getirilmesi, değişimin ortaya çıkardığı ihtiyaçların dile getirilmesidir. Teknoloji düzeyini yüksek sektörlerde üretim yapmak ve rekabete girmek ya da uluslararası iş bölümü kapsamında farklı roller üstlenmek, mühendislik işlevleriyle yakından ilişkilidir. Bu durum önümüzdeki süreçte Türkiye'de mühendis emeğinin, en genel anlamda nitelikli emeğin önemini daha da arttırdığını bizlere göstermektedir. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, tüm bu bilgiler çerçevesinde ülkemizin kalkınmasında önemini ve bu kalkınmada mühendislerin rolünün çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Kurultayımızın amacına ulaşması için emeği geçen akademisyenlere, sektör temsilcilerimize, meslektaşlarımıza, kurultay organlarında görev alan arkadaşlarıma ve katılımlarınızla bizleri onurlandıran sizlere teşekkür ediyorum. Ülkemiz için faydalı bir kurultay olmasın diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Çınar'a konuşması için teşekkür ediyorum. TESEM Kurultay Başkanı Sayın Mustafa Dayanıklı'ya açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Oda Başkanım, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz kurultayımıza. Elektroniğe gönül ve ömür veren dostlara merhaba. Elektronik sanayi ve elektronik mühendisliğinin geldiği seviyeyi yeterli görmüyoruz. Ülkemiz tarihte hiçbir zaman sömürge olmamış ama hala gelişmekte olan dünyadaki tek ülke. Bunda hepimizin sorumluluğu var diye düşünüyorum. Bunun nedeni nedir diye sorduğumuzda, kendi reçetesini hazırlayan ülkelerin gelişmiş ülke olduğunu görüyoruz. Biz TESEM Kurultayı'nda elektronik alanın reçetelerini oluşturmaya çalışacağız. Ve bunları toplumumuzla paylaşacağız. Diyoruz ki elektronik gelişirse Türkiye gelişir. TESEM Kurultayı sonrası yıl sonuna kadar bir TESEM raporu hazırlamaktır en büyük hedefimiz. Elektronik jenerik bir alan, hepimizin malumu. Gelişiminin etkilemediği alan, sektör yok. Sosyal ve toplumsal konular dahil olmak üzere. Madem ki elektronik jenerik bir alan, elektronik alanının çoklu disiplinle ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Kurultayımız da bu amaçla düzenleniyor. TESEM Kurultayı'yla kendi gelişim reçetemizi çoklu disiplin yaklaşımı ile 2 yılda bir düzenlenmesi planlanmakta. Elbette ki bir görevimiz de elektroniğin önemini topluma anlatabilmemizdir. TESEM Kurultayı'na destek veren, katkı koyan, başta Duran Leblebici hocamız olmak üzere, Ali Okurgal olmak üzere, Sıdık Yarman hocamız olmak üzere ve bize bakanlıkta destek veren Sayın Bakanımız Davut Kavranoğlu olmak üzere tüm bildiri sunan, panellerde, oturumlarda görev alan meslektaşlarımıza, akademisyenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kurultay sonrasında TESEM raporu ile ilgili de desteğinizi bekliyoruz. Hoş geldiniz. Başarılı bir kurultay diliyorum. Sayın Dayanıklı'ya konuşması için teşekkür ediyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Yeşil'i açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Herkese günaydın. Hoş geldiniz. Hepinizi
44. dönem EMO Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Bursa'da bulunduğum için Renault'un Tofaş'ta, Renault'da ve Tofaş'ta başta olmak üzere metal iş konuda haklı taleplerin göz ardı edilmesine karşı direnen işçi kardeşlerimizi de destekliyor ve mücadelelerinde başarılar diliyorum. Metal iş konuda çalışan tüm elektrik, elektronik haberleşme ve kontrol mühendislerine, üyelerimize metal işçilerinin haklı direnişine destek olmaya, tarihsel bir dönemeçte bu mücadelenin içinden yer almaya çağırıyorum, davet ediyorum. Odamız bir yönetim dönemi boyunca meslek alanlarımızla ilgili 15'in üzerinde merkezi, kongre, sempozyum, çalıştay ve etkinlik düzenlemektedir. Şubelerimizin yaptıkları da ayrı. Bugüne değin düzenlediğimiz etkinliklerle ülkemizdeki meslek alanlarımıza hızlı bir biçimde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri gündeme taşımaya özen gösterdik. Diğer yandan elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendisliği alanında üniversite, kamu kurumları ve endüstride çalışan araştırmacıları, uzmanları ve başta meslektaşlarımız olmak üzere konunun bütün kesimlerini bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Değerli katılımcılar, günümüzde elektronik sanayi teknolojinin talepleri doğrultusunda büyük bir hızla gelişirken aynı zamanda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri etkileyen vazgeçilmez bir sanayi dalı haline gelmiştir. Dünyada yıllardır dile getirilen önemli bir gerçek, elektronik sektörü aracılığıyla bilgi teknolojilerine dahil toplumun yaratılmakta oluşudur. Elektronik sektörü ülkemiz ekonomik gündemine, dünya gündemiyle eş zamanlı olarak girmiş olsa da ülkemizde özel planlamaların hazırlanamaması ya da öngörülen yoksun hedefler nedeniyle amaçlanan ivme bir türlü yakalanamamıştır. Teknoloji düzeyi yüksek sektörlerde üretim yapmak ve rekabete girmek ya da uluslararası iş bölümü kapsamında değişik roller üstlenmek mühendislik işlevleriyle yakından ilişkilidir. Bu durum önümüzdeki süreçte Türkiye'de mühendis emeğinin önemini daha da artıracaktır. Ülkemizde elektronik sanayi ve elektronik mühendisliği politikaları genellikle bağımlılık temelli olarak oluşmaktadır. Konunun daha kapsamlı ele alınmaması nedeniyle büyük fotoğrafı görmemiz engellenmekte ve kolaycılaştırarak sunulan hazır reçeteleri uygulamaktayız. Elektrik ve elektronik alanı dahil olmak üzere pek çok teknik gelişmenin ilk çıkış yerinin savunma ve güvenlik alanları olduğu ancak ticarileşmeyle teknolojik ürünlerin toplumun içinde yaygınlık kazandığı bir gerçektir. Ancak yine açık bir gerçek şudur ki tek başına piyasaya bırakılan bilimle insanlık için ilerleme kaydedilmesi yani olası değildir. Bugün bilgisayar ve elektronik haberleşme cihazları başta olmak üzere pek çok teknik ve bilimsel gelişme bekletilerek her bir aşaması ticari kazanca dönüştürülmek üzere piyasaya inovasyon olarak sürülmektedir. Bu da ülkemizin ve dünyamızın kaynaklarının tüketim kültürüyle yok edilmesine, öncelikle teknoloji ithal eden Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyamızın elektronik çöplük olmasına yol açmaktadır. Teknik ve bilimsel gelişmelerin baş döndürücü bir hızla eriştiği günümüzde sıfırdan bir ürün yaratılmasından çok bir ürünün daha işlevsel, daha verimli, daha az enerji tüketilerek kullanılması ya da farklı alanlarda da kullanılabilir hale getirilmesi gibi yeniliklerin değeri elbette büyüktür. Bu tür yeniliklerin ticari çıkar kaygısına teslim edilmeden toplumun hizmetine sunulmasında büyük çaba gösterilmelidir. Ülkemiz için yenilikçi alanda gelişmeler sağlanması ve buna yönelik desteklemelerin artırılması, bilimsel ve teknolojik üretimin yerli olarak gerçekleştirilmesi için ön açıcı olacaktır. Değerli katılımcılar, odamız 54 yılından bu yana mesleğin gerektirdiği yönetmelikli ve teknik şartlamaları hazırlayarak kamu yararına mesleğin birliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda uygulamalardaki önemli giderek büyüyen ve hızla artan yapıların elektronik sistemlerinin yetkisiz, niteliksiz kişilerce yapılıyor olması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle halkın yoğunlukta yaşam alanı olarak yarandıkları hastane, alışveriş merkezleri, endüstriyel yapılar, eğitim kurumları ve benzeri tesislere can ve mal kayıplarına yol açan olaylar yaşamaktayız. Yapılarda elektronik sistemlerinin kurulumuna ilişkin alanın düzenlenmesi zorunluluğu acil bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Odamız yaşanan olumsuzluklar karşısında yapı elektronik sistemleri ve tesisatlarına ait mühendislik hizmetleri YEST yönetmenliğini hazırlayarak konuya bir çözüm üretmeyi amaçlamıştır. Resmi gazetede 1 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelikle artık yapı elektronik sistemleri mühendislik bilimi ve tekniğiyle tesis edilerek bu tesislerin bütünlüğü, güvenliği ve sürekliliği sağlanmaktadır.
Görevi kamu yararını gözetmek olan odamız, bilim ve tekniğin gerekleriyle hazırlamış bu yönetmenin hem güvencesi hem de meselenin takipçisi olacaktır. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, kapitalist küreleşme ülkemizde egemen sınıflar eliyle yaklaşık 30 yıldır inatla sürdürülen neoliberal politikalar ve yeniden yapılanma, özelleştirme uygulamaları, Cumhuriyet döneminden bu yana halkın alın teri ve emeğiyle oluşturduğu tüm birimlere el konulması, ülkenin ayakta durabilmesine yönelik kaynak gereksiminin yoksul halk kesimlerinin sırtına yüklenmesiyle sonuçlanmıştır. Kamu kaynaklarının israf edilmemesi amacıyla altyapının ortak kullanımına yönelik olarak çok sayıda yönetmeyi çıkarmasına rağmen cep telefonu şirketleri bu alanda herhangi bir ilerleme kaydedememişlerdir. Çevresel, görsel ve elektromanyetik kirliliğe neden olan tesislerin kurulması yerine tesislerin ortak kullanımının zorunlu kılan yasal düzenlemeler gereklidir. Ülkemizde haberleşme sektöründe uygulanan neoliberal politikalar sonucu Türk Telekom'un stratejik bir alan olarak korunması gereği göz ardı edilmiş yerli ve yabancı sermayenin rant alanı haline getirilmiştir. Türk Telekomünikasyon Sanayi'nin en önemli kuruluşu olan TRTAŞ'ın devlet hisselerinin satılarak yabancılara peşkeş çekilip küçültülerek yok edilmesine ayrı bir hazin durumdur. Gelişmiş ülkelerde iletişim ve hak özgürlüğü en temel insanlık hakkı olarak tanımlanmış ve anayasal güvence altına alınmıştır. Bu özelliğiyle iletişim hakkı özgür, adil ve barış için yaşamanın vazgeçilmez öğelerinden biridir. Özellikle son yıllarda çıkarılan yasalar ve bunların keyfi uygulamaları sonucunda milyonlarca vatandaşın haberleşme hakkı ve özel yaşamı ilan edilmiş ve edilmektedir. Hayata bir korku imparatoru yaratmak istenmektedir. Özel yaşama ve haberleşmeye saygıyı düzenleyen anayasa, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Hakları Sözleşmesi'ne, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na aykırı hareket edilerek elektronik haberleşme alanında keyfi uygulamalar yapılmaktadır. İktidarlar seçimler öncesinde çıkardığı bu son torba yasayla Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal ettirdiği internet ve sansür düzenlemesini yeniden yürürlüğe koymuştur. Buna göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na sınırsız yetkiyle tanınmış olup, internet ortamındaki içeriğin 4 saat içinde mahkeme kararı olmaksızın engellenmesine olanak tanınmıştır. Çok sayıda dava ile ilgili haberlere de yan yastığa konulmuştur ve bu uygulama devam etmektedir. Değerli katılımcılar, burada iki konuya değinmeden geçemeyeceğim. Birinci konu, 31 Mart 2015'te bütün ülkenin karanlıkta kalmasının teknik nedeni hala açıklanmamıştır. Sorunun temel nedenini biliyoruz ve konuyu kamuoyuyla defalarca paylaştık. O da enerjinin üretiminin ve dağıtımının parçalanarak özelleştirilmesi sonucunda merkezi yapının ve kontrolün ortadan kaldırılması sonucunda sistemin yönetilemez hale gelmiştir. Şu ana kadar teknik neden açıklanmamıştır. Buradan ilgililere sesleniyorum. Bu büyük kesintinin teknik nedenini bir an önce açıklayın. Yoksa kamuoyunda dillendirilen spekülasyonların önünü alamazsınız. Mesela şöyle spekülasyonlar dilendirilmektedir. Bu kesintiyle nükleer santral kurulması için halkın ikna edilmesine mi çalışılmaktadır? Veya ileriki günlerde oluşabilecek kesintilere halk hazırlanmak mı istenmektedir? Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum ki EMO başta nükleer santral olmak üzere dışa bağımlı ve kirli teknolojiyle çalıştırılan her türlü santrala ve çevreye ve doğaya tahrip eden tabiat ve kültürel varlıklarımızı yok eden ve canlıların yaşam hakkını göz ardı eden enerji üretim biçimlerine karşı durmaya devam edecektir. Bir diğer konu. Bu söylenenlerimizden rahatsız olan gelmiş geçmiş bütün siyasal iktidarların Türk Mühendisliği Odaları Birliği ve odaları etkisizleştirmek ya da vesayet altına alma girişimleri hep olmuştur. Bu sadece iktidar döneminde değil, bütün iktidar döneminde olmuştur. Ama hiçbir dönemde, onun ülkeyli rejimi de dahil, bugünkü iktidar kadar anayasada açıkça belirtilen yönetsel yapımız çok yok sayılarak gece yarısı meclisten çıkarılan torba yasalarla ayrıca meslek odalarımızın cezalandırmayı yok etmeyi hedefleyen düzenlemelere gidilmiştir. Değerli katılımcılar, üyelerimizle olan mesleki ilişkilerin zayıflatılması için çıkarılan yönetmeliklerin mali açıdan zayıflatılmış olsak da ülke yararına gördüğümüz mesleki ve bilimsel nitelikteki düzenlediğimiz ulusal ölçekli 15'in üzerindeki sempozyum ve kongreyi 2015 yılının sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Bu sempozyum da bunlardan biridir. Enerji, iletişim, bilişim ve bu gibi alanlarda söylenecek çok şey var. Her şeyden önce her platformda bilimi ve etiği savunmaya devam edeceğiz. Bizler eşit ve özgür bir ülkede kadın erkek birlikte çağdaş bir Türkiye'de bir arada yaşamak için barış ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken bu kurultayın hazırlıklarına katılan tüm arkadaşlarımıza, tüm hocalarımıza, tüm ilgili kurumlara teşekkür ediyor. Oda çalışanlarına teşekkür ediyorum ve hepinize saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyor. Kurultaya başarılar diliyorum. Sayın Yeşil'e konuşması için teşekkür ediyoruz. Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sıddık Yarman'ı açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum.
Değerli Bakan Yardımcım, değerli arkadaşım, Oda Başkanımız Hüseyin Yeşil, sevgili Remzi Çınar, sevgili Mustafa Dayanıklı, çok değerli meslektaşlarım, katılımcılar. Elektrik Mühendisleri Odası sanayi ile beraber son yıllarda ve özellikle bu sene içerisinde çok teknik, bilimsel aktiviteler yaptı. Biz şahsen ben bilimsel ve teknolojik çalışmalar ve eğitime dönük olarak yapılan faaliyetlerden dolayı memnunluklarımı belirtmek istiyorum. Önemli olan bütün çalışmalarımızda bilimselliği bir şekilde muhafaza edebilmemiz. Şimdi ben size TESİT olarak Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği adına çok kısa bazı mesajlar vereceğim. Derneğimizi tanıtacağım. Kısa sunum yapacağım. Öncelikle dernek başkanımız, sevgili dostum Müjdat Altay bugün programının yoğun olması nedeniyle katılamadı. Ben başkan vekili olarak bu görevi deruhte ediyorum. Şimdi TESİT adı üstünde Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği. Hedefimiz Türkiye'deki elektronik sanayinin ülkemiz menfaatlerini koruyacak şekilde gelişmesi, ülkenin kalkınmasına katkı vermesi ve derneğimize üye olan tüm kurum ve kuruluşların haklarını korumak, çıkarlarını korumak. Çünkü bu bir menfaat derneğidir. İş adamlarının derneğidir. TESİT böyle bir dernek. Tabii ki iş adamlarının menfaatleri korunurken her şeyden önce ülke menfaatleri öne çıkmaktadır. Sektörümüz derneğimiz 1989 senesinde kuruldu ve toplam 80 adet üyesi var. Birçok üyemiz de bugünkü toplantıda görüyorum. Yönetim kurulumuz da burada, genel sekreterimiz de burada. Her şeyden önce Yüksek İhtisarı Konseyi Başkanımız, sevgili hocamız Duran Levlevi Hocam ve Yıldız Hocam da buradalar. Türkiye'deki Ar-Ge yatırımlarını dikkate alırsanız sektörümüzdeki yatırımlar %2 mertebesinde. Türkiye'deki Ar-Ge yatırımları hala işte bindelik oranlarla %1'in altında olarak gündeme geliyor. Ve bizim sektörümüzde de ki bu ileri teknolojileri içeren bir sektör 50 bin kişi çalışıyor. Ekosistemi düşündüğünüz zaman servis sektörlerinde 100 bin kişilik bir istihdam sağlıyoruz ülkemizde. Şimdi son yıllarda özellikle Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı nezdinde Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı nezdinde yapılan faaliyetlerimiz sonucunda ülkemizde de özellikle kamusal olarak üreticileri koruyan, sanayiyi koruyan çok güzel gelişmeler oldu. Zannediyorum Sayın Bakan Yardımcı da bunlardan bahsedecek. Bir defa ithalata olan bağımlılıkları azaltma programı başladı ki bu ülke ekonomisi açısından fevkalade önemli. Biz de ilgili bakanlıklarla dernek nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak gerçekten sektörü koruyacak, sektörü ileri götürecek, ülkemizi ileri götürecek kanunların çıkmasına katkı veriyoruz. Üretimde ithal ürün kullanımının dengelenmesi gündeme geldi. Bu çok olumlu bir gelişme. Ekonomide rekabet gücü kaybına yol açacak bir üretim yapısının oluşmamasına özen gösteriliyor. Yine üretimde dönüşümün yüksek katma değerli ürünler lehine oluşması sağlanıyor. Yerli girdi üretiminin ve kullanımının teşvik edilmesi gündemde ve bu gerçekten büyük teşvikler görüyor. Öncelikli teknoloji alanları belirlendi. Yüksek teknoloji kurulumuz var. İşte burada da bu öncelikli alanlardaki ticaretleşme fevkalade güncel konuların başında yer aldı. Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün ve marka sayılarının artırılmasına önem veriliyor. İmalat sanayi, üretim ve ihracatına öncelikli sektörlerin payının
arttırılması gündemde. Nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi için çabalar sarf ediliyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinin oluşturulması, bu gerçekten ülkemizdeki sektör, gerek yazılım sektörünün gerekse de elektronik sektörüne çok ciddi katkılar verdi. Yenilikçilik ve girişimciliğin öne açıldı. Birçok üniversitede bunlara ilişkin ders programları oluşturuldu. TESİT de bu çalışmalarda yerini aldı. Teknoloji transfer ara yüzlerinin artırılması hususunda da derneğimiz nezdinde yine kamuda gerekli temaslarda bulunuldu. Sektörün önünü açan birçok gelişme oldu. Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programları desteklenmeye başladı. Birkaç senedir bu devam ediyor. TÜBİTAK gerçekten sanayicilere ve özellikle yazılım ve elektronik sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlara çok ciddi katkılar verdi. Üniversitelere çok ciddi katkılar veriyor. Tabii verilen mali desteklerin her zaman yetersiz olduğu söylenebilir ama göreceli olarak karşılaştırmayı yaptığımız zaman geçmiş yıllara oranla çok ciddi mesafelerin kat edildiğini de görüyoruz. Ayrıca kamu ihalelerinde %15'lik bir fiyat farkı yerliler lehinde değerlendiriliyor. Biz bunu fevkalade pozitif bir gelişme olarak nitelendiriyoruz. Özellikle birçok konuda da %50 yerli koşulu şartnamelerde getiriliyor. Bu tabii kurumların takdirleriyle söz konusu olabiliyor. Bu birçok üreticimizi rahatlattı. Çok önemli bir hususta 5 milyon doları geçen kamu alımlarında ihaleyi yabancı bir firmanın alması durumunda